Sayın Bakanım, 900 yılı aşkın Türk yurdu, Osmanlı'nın kadim şehri, Çanakkale'nin ruhu, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kenti, Türk dünyası kültür başkenti, Ahde Vefa şehri, medeniyetin beşiği, evliyalar ve şehitler diyarı Kastamonu'muzu bu anlamlı günde teşrifleriniz ile onurlandırdığınızdan ötürü tüm hemşerilerim adına zat-ı halinize şükranlarımı sunuyorum. Turhan Topçuoğlu Şehir Parkımızın, Şehir Hologram Merkezimizin, Basın Müzemizin, Muhtarlar Müzemizin, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Hizmet Binamızın ve Taşköprü Şehirler Arası Otobüs Terminalimizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanım, açılışını yapacağımız Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı aynı zamanda bir vefa parkıdır. Belediye meclisimizin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda parkımıza belediye başkanı olarak ilimize 3 dönem hizmet eden Sayın Turhan Topçuoğlu'nun ismi verilmiştir. Yine şehrimizin birbirinden kıymetli değerlerini hatırlatan ve anlatan eserler parkımızda yer almaktadır. 150 yıllık bir basın geçmişine sahip olan ilimizde Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Müzemiz hemen sağ tarafımızda yer alan binada hizmet vermektedir. Ayrıca bu yapı içerisinde çöpten elektrik üretim projemizi hayata geçirdiğimiz Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'mizin hizmet binası da yer almaktadır. Yine Türkiye'nin ilk şehir hologram merkezi ise sol tarafta gördüğünüz yapının içerisinde misafirlerini ağırlamaktadır. 21 metrekare alan üzerine kurulmuş olan Turhan Topçuoğlu Şehir Parkımız, 177 araçlık kapalı otoparkı, spor alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yeme içme üniteleri, 7 adet yöresel ürün satış merkezi, kültür ve sergi salonunu da bünyesinde bulunduran 11 milyon TL'lik bir yatırımdır. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, açılışını yapacağımız bir diğer yatırımımız olan Muhtarlar Müzemiz'de şehrimizin çok önemli bir müzesidir. İlk müzesidir. Köy Muhtarlık Örgütü'nün ilk kurulduğu ilk Kastamonu'dur. Osmanlı'da ilk muhtarlık seçimlerinin yapıldığı iki kentten birisi yine Kastamonu'dur. Bu bakımdan kentimiz Türkiye'nin ilk muhtarlık müzesinin açılacağı ilk olma ünvanını da hak etmiştir. Kıymetli muhtarlarımızın talebi üzerine yaklaşık 150 yıllık tarihe sahip olan Atabey konağımızda gerekli çalışmalar yapılmıştır. 2014 yılında belediyemiz tarafından alınan ve Kastamonu'muz kültürüne kazandırılan Atabey konağımızın giriş katı millet kıraathanesi ve kütüphanesi olarak hizmet vermekte. Birinci kat ve Cihan Nüma katı ise Muhtarlar Müzesi olarak hemşehrilerimiz ile buluşmaktadır. En son ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldık. Bizi alt edemeyeceklerini düşünenler ellerindeki ekonomik enstrümanları kullanarak bizi alt edeceklerini, yeneceklerini sandılar. Ama milletimiz her oyunu bozduğu gibi bu oyunu da hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olarak bozmuştur. Birilerinin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Olduğu gibi çok geniş mekanlarda olmalı ve içinde de birçok fonksiyonu içinde barındırması gerekir ki bu anlamda Turhan Topçuoğlu Parkı sanıyorum Türk dünyası kültür başkenti Kastamonu'ya yakıştı diye düşünüyorum. Ben
bu hizmeti gerçekleştirenlere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve içinde Bölge Trafik İstasyonu olacak binamızın da Kastamonu'da trafik hizmetlerinin daha iyi, daha kaliteli verilmesi açısından çok büyük fayda getirdiğini düşünüyorum. Ve başta Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Törenlere teşrif ederek bizleri onurlandıran... Bugün güzel hizmetlerin açılışı münasebetiyle bizleri Kastamonulu hemşehrilerimizle buluşturan değerli belediye başkanımız, burada bulunan kıymetli il başkanı arkadaşım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli il başkanı, öncelikle sizlerle bir arada bulunmaktan, bu büyük heyecanı, bu büyük mutluluğu paylaşmaktan duyduğum bu büyük memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyor. Şeyh Şabani Veli'nin huzurunda o güzelliğiyle, maneviyatıyla kuşattığı bu iklimde Kastamonulu hemşerilerinin huzurunda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca dün gecenin geç saatlerinde, belki de bugünün ilk saatlerinde kendileriyle konuştuğum kıymetli Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan Bey'in selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini, bu yapılan eserlerin Kastamonu'ya hayırlı olması dileklerini sizlere üzerinde bir borç, bir yük olarak iletiyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bugün Kastamonu'da hava sert ama Kastamonu'nun kendisi sıcaktır, insanı sıcaktır. Allah razı olsun. Yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık bir eser daha kazanıldı. Yine biraz önce belediye başkanımız anlattı. İşte Atabey Konağı var. Atabey Konağı'nda yine Türkiye'ye has ilk eserlerden birisi güzel bir muhtarlar müzesi var. Muhtarlarımıza da hayırlı uğurlu olsun. Ve ilkler hep Kastamonu'ya yakışır. Ve o ilklerden birisi de bugün muhtarlar müzesi. Sadece o değil, aynı zamanda bizim çok önem verdiğimiz Atabey Konağı'nda başka bir hizmet daha açılacak. O da kodlama merkezi. Robotik kodlama merkezi. Robotik kodlama merkezinin de önemi şu. Bakın geçen hafta ben Ağrı'daydım. Yine Ağrı'da güzel eserler ortaya koydum. Bu kodlama merkezi önemli dedim ya. Tam bir yılda 47.150 çocuğumuza Ağrı'da kodlama öğretilmiş. Kimisi şimdi burada da yapılacak robot yapmış. Kimisi akıllı şehirler nasıl yapılır onun planını yapmış. Kimisi bilgisayarda oyunlar yapmış. Kimisi dersler yapmış. Dersler daha iyi nasıl gösterilir diye. Dertleri ne? Dertleri çocuklarımız orada ilimle, bilimle, eğitimle, öğretmenle, okulla buluşmasınlar. Çocuklarımızı oradan teröre daha Kandil'e getirelim anlayışı içerisindeler. Allah şahittir. Terör örgütüne de bu düşünceyi ortaya koyanlara da fırsat vermedik. Vermeyeceğiz. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Onun için tebrik ediyorum. Çok önemli bir adım atıldı. Bak göreceksiniz çok kısa zaman içerisinde bizim o çocuklarımız ne güzel işler becerecekler. Yakında bunun burada festivalini yapacaksınız. Onun fuarlarını yapacaksınız. Neler yaptıklarını, neler ettiklerini ve bunu Kastamonulu hemşehrilerimizle paylaşacaksınız. Yine bütün bunların yanı sıra birçok hizmetler yapıldı. Ama yeni bir hizmet daha yapıldı. Burada açılışı yok. O da açılacak. 112 acil merkezini ve güvenlik acil durum merkezini bitirdik. %100'ü tamamlandı. O da inşallah önümüzdeki günlerde hizmete girecek. İçişleri Bakanı olduğumuz dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız bana talimat verdi. Bütün acil çağrı merkezlerini 112'nin altına toplayacaksınız. Türkiye'de 18 taneydi. Allah'ın izniyle
şu anda 42'sini tamamladık. Önümüzdeki yılın sonuna doğru 81 tanesini tamamlamış olacağız ve bunu da bitireceğiz. Vatandaşımız acil çağrı aradığı zaman sadece ve sadece 112'yi çevirmiş olacak. Bütün sağlığıydı, polisiydi, jandarmasıydı, ormanıydı. Hemen hemen hepsi orada hizmete cevap vermiş olacak. Ve inşallah son olanlar operasyon üzerine operasyon çekmeye çalışıyorlar. Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a kadar, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar tek bir dertleri var. Selalar da başladı. Tek bir dertleri var. Türkiye'yi istikametinden vazgeçirmek. Dertleri 10.000 doların üzerine gelen Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesini 25.000 dolara ulaştırmamak. Dertleri önlerinde eğilmeyen, belli bükmeyen, her dediklerine eyvallah demeyen, bu ülkede milletimizin özgür ve hür yaşamasını, Türkiye'nin terörden arındırılmasını, ülkemin istihdamından ülkemin zenginliğine kadar bu ülkenin dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olmasını sağlayan ve milletin itimat ettiği, milletinin güvendiği Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin yönetiminden uzaklaştırmak ve Türkiye'yi istedikleri gibi idare etmek ve Türkiye'yi istedikleri yöne çevirebilmek. Ve bakın, Cumhur İttifakı'nın zedelenmesi için ellerinden geleni yaptılar. Fitneleri attılar. Ama Türkiye yepyeni bir yönetim sistemine geçti. Ve Cumhur İttifakı ile beraber bir taraftan Cumhurbaşkanımız, bir taraftan Sayın Bahçeli, bir taraftan AK Parti, bir taraftan MHP hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına güçlü adım atmak için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Diğerlerde bir araya gelmiş, acaba nasıl çelme takarız, nasıl başka birilerinin dediklerini yaparız diye bir gayret içerisindedirler. Önümüzde yine bir seçim var. Bu seçimden istikrarımızın çıkması memleketimiz açısından önemlidir. Türkiye'nin vazgeçilmez üç istikrarı var. Birisi güvenlik istikrarı, birisi ekonomik istikrarı, birisi de siyasal istikrarıdır. Türkiye bu üç istikrarı devam ettirmek zorundadır. Bakın Avrupa'yı görüyorsunuz değil mi? Sadece Suriye, Irak, İran'la karıştırmaya çalışıyorlar. Fas, Yemen, Tunus, bütün bunlar Libya, bütün bunlar değil. Aynı zamanda Avrupa'da da. Şunu anlamak da zor. İngiltere başka bir noktada. Avrupa Birliği'nden çıkmak üzere başka bir krizle karşı karşıya. Geçen Fas'taydık. Küresel göç mutabakatı diye bir mutabakatı 164 ülkeyle imzaladık. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız kendi adını oraya gönderdi. Belçika Başbakanı oradan imzalarken hükümet öbür tarafta bozuldu. Bunun karşısında bir tek şeyle durulur. O da neyle biliyor musunuz? O da istikrarla. Siyasal istikrarla. Kastamonu'nu her zaman gereğini yerine getirmiştir. Her zaman kendinden yana olanla birlikte adım atmıştır. Her zaman milletimizin istikrarına, ülkemizin istikrarına, ülkemizin istikametine göre hareket etmiştir. İnşallah gene öyle olacaktır. Biz de mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Ha, uyuşturucu demişken bana kızlar biliyorsunuz. Ben bir laf söyledim. Demişim ki okulların önünde uyuşturucu satıcısını görürseniz ayaklarını kırın. Yanlış mı yapmışız? Bakın öyle bir mücadele yapılıyor ki bütün güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, istihbaratımız, narkotik birimlerimiz 81 ilde narkotiklerimizi oluşturdu. 30 ilde vardı. İlk önce 51 ile, şimdi 81 ile çıkardık. Ve bir baktım ki uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 500'den 900'e çıkmış. Eyvah dedim, bir tehlike var. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Dedi ki seferberlikle üzerine gidiyorsunuz. Ve şu anda Ekim ayının sonuna kadar bakın 941 sayısı 2017 sayısıdır. 920 sayısı 2016 sayısıdır. Şimdi 317. Yani bunu daha da aşağıya çekmek için büyük bir gayret ortaya koyacağız. Demek ki mücadelemizin, bir şey söyleyeyim, Türkiye'nin tek çıkarı çalışmaktır.
Başka türlü kötülüklerle mücadele edemeyiz. Türkiye'nin tek çıkarı güçlü olmaktır. Ayakta durmaktır. Türkiye'nin tek çıkarı. Bak onurla bir şey söylüyorum kardeşiniz olarak. Doğu'yu ve Güneydoğu'yu en çok gezen kardeşlerinizden birisi olarak. Allah'a emin olsun ki Doğu ve Güneydoğu'nun ilçeleriyle, illeriyle, Anadolu'nun batısında, kuzeyinde, güneyinde bulunan ilçeleri ve illeri arasında ölçekleri birbiriyle müsavi olan, eşit olan ilçeler arasında hiçbir fark yok. İşte bu Türkiye'yi bir istismara düşürmek isteyenlere fırsat vermeyecek en önemli adımlardan bir tanesi. Özellikle bu güzel diyarın, bu manevi iklimin, bu her geldiğimizde gönlümüzü inşirah eden, bizi açan, bizi rahatlatan bu güzel Kastamonu'nun hem doğasına hem de desteğine ihtiyacımız var. Belediye başkanımızdan memnun musunuz? Tam duyamadım ya. Bakın, inşallah 31 Mart'ta da güçlü bir şekilde hem partimiz, hem Cumhur İttifakımız, hem birlikte hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi hep birlikte güçlü bir mesaj vereceğiz. Ve burada durmak yok. Allah razı olsun. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Ve tekrar bu açılışların, güzel hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Ama sadece bu dilekle kalmıyorum. Nicelerinin güzel Kastamonu'muzla buluşmasını, buradaki hayat standartının dünyanın her yerini kıskandıracak derecede yükselmesini, herkesin huzur içerisinde olmasını ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi sevgiyle, hepinizi saygıyla, hepinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Semalardakileri, yerdekileri bizim emrimize musahhar kıldın. Emrimize musahhar kıldın nimetlerle. Senin rızanı kazanacak amelleri, senin razı olduğun faaliyetleri icra etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Şu cennet vatanımızı bize emanet eden büyüklerimize rahmet eyle. Şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize uzun ömürler, acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. İlahel alemin. Nice nice bayramlara, şu mübarek haftalık Cuma bayramı olan müminlerin bayramına, mukaddes vatanımızda, gök kubbenin altında sana kulluk etmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Hadi bakalım.